Herkese merhaba arkadaşlar, Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir ETS2 mod paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. İki tane modumuz var. Birini zaten çok detaylı arkadaşlar anlattılar. Onu ben yine bir otobüste çekmek istiyorum. Onun için anlatmayacağım. Oyuncuyuz biz. Türkiye haritasındayız. YKS Türkiye haritasındayız arkadaşlar. Normalde benim bu profilimde Roex kuruluydu. Roex Türkiye haritası. Onu kaldırdım. Normal oyuncuyuz biz'in şeyini kurdum. Eski verilerim geri geldi. Çünkü Roex'te şu bölge yok abi. Onu kaldırmışlar. Ona üzüldüm. Şurada bunda da eksiklikler var ama çok güzel. Bir de bu harita modunu kurduğumuz zaman otomatik olarak harita zoom modu da kuruluyor. Çok hoşuma gitti benim. Güzel detaylı YouTube'da nasıl kurulacağını anlatan kanallar olmuş. Onun için bunu anlatmayacağım. Asıl modumuz bomba modumuz arkadaşlar. İşte tam şu anda benim hemen şöyle şöyle evet, tam burada duruyor. Gördüğünüz gibi Volvo FH5 2021 yeni Volvo'muzla beraberiz arkadaşlar. Böyle bir size de selam verelim. Bir iki ufak tefek eksik gördüm ben ama genel hatlarıyla gayet güzel arkadaşlar. İç mekan aracın orijinal yeni Volvo. Motor seçenekleri var, şasi seçenekleri var, farklı farklı. Yani mesela 650 normalde oyunda yok. Buna FH6 FH16 650 seçeneği var. Ben onu seçtim değişiklik olsun diye. XX Large kabin var. Şu an bizim kullandığımız. Daha yüksek, bir tık daha uzun. Dingilimizi indirelim abi. 16 ton yükümüz var. Dorse kendimize ait zaten. Ön farlarda gördüğünüz gibi işte şu gündüz farlarını sarı olarak seçebiliyorsunuz. Ben onu sarı yapınca öne ledler ekran ekledim. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Güzel üst bar seçenekleri var. Ön şeyler vesaire bayağı bir şey var. Detaylı modifiye ve modun tanıtımı için direkt video sonuna geçebilirsiniz. Böyle evet. Direkt böyle sardırın geçin abi. Bir dakika, benim şu kamera hafif kaymış, onu bir ayarlamam lazım. Arkadaki benim green screen perdesi biraz yukarıda duruyor. Alttan beyazı çekiyor, hoş olmuyor. İçeriye bir girelim, ben içeriden göstereyim. Yine işte 6x2, 6x4 vesaire seçenekleri de var arkadaşlar şeyin. Normal modu kurduğunuz zaman Volvo bayisindeki araçların içinden de çıkıyor. Mod bayisinden de gidip alabilirsiniz. Pardon. Şöyle gördüğünüz gibi arabanın içi de bu şekilde yeni Volvo olarak ayarlanmış. Şurada mesela vitesimiz var. Bu vitesi isterseniz şu karşıda tam şu işte TCS falan yazıyor ya. Onun altındaki 4 düğmeyi de alabiliyorsunuz. Otomatik vites düğmelerini. İsterseniz şuraya da koyabiliyorsunuz. Bazı slotlar tam çıkmıyor. Şu yatağı kaldırabiliyorsunuz. Açık vaziyete getirebiliyorsunuz. Bu vaziyette getirebiliyorsunuz. Var bayağı seçeneği. Ben elimden geldiğince göstermeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi bunu çok detaylı anlatmayacağım ama güzel. Yabancı bir yapım. Bilginiz olsun. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şöyle haritada da biraz önce gördünüz aslında ama Bartın'a doğru gidiyoruz. Erik taşıyacağız. YKS Türkiye haritasındayız. Aslında ben bu yolların hepsini kullanmıştım gördüğünüz gibi. Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Kastamonu, Sinop, Karabük, Bartın filan onlara gitmemişiz demek ki daha önce. O tarafa doğru gideceğiz. Bir bakalım bakalım ne var. Sadece merak ettiğim şu gösterge paneli sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Nasıl sağlıklı çalışmıyor? Ya bendeki bir modla çakışıyor tam bilmiyorum. Bayağı bir şey var. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda şeyler de perde zımbırtıları da oynuyor. Muhtemelen çünkü burada bayağı bir mod var. Ya da moddaki bir eksiklik. Mesela şöyle bir kontağımız açık. Marşımıza bir basalım. Şimdi mesela vitesi değiştiriyorum. Buradaki N tuşu değişmiyor. Gördüğünüz gibi hani hangi viteste olduğunu görmüyorum arabanın. Menü geçiş seçeneği yok. Bir de şöyle gördüğünüz gibi 20, 30, 40, 50, 60'ta kaybolmuş. Acaba hızlandıkça orası açılacak mı onu merak ediyorum. Bence açılmayacak. Ama göreceğiz. Bakalım. Evet, şu sol taraftaki şeyler çalışıyor. Sadece şunlara bakmadım. Gelin onlara da beraber bakalım abi. Böyle yaklaştırayım ben burayı. Evet. Bak bu düğmeler çalışmıyor abi. Şey düğmeleri çalışmıyor. Neyse çok önemli değil. Var genel mod genel olarak güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yeni Volvo kullanmak isteyenler, benim gibi Volvo'cu olan kardeşlerim varsa içinizde.
Bunu tavsiye ederim. Şimdi Türkiye haritasında sürmeye kaldığımız yerden devam beyler. Yani Roex evet bazı şehirleri güzelleştirmiş, değiştirmiş. Burası YKS'nin eski haliyle ham duran yerler. Burada da yenilenen aslında şehirler var. Ama abi yani mümkünse burada 60-61 tane il olması lazım yanlış bilmiyorsam. Ya oldum adam gibi. Mümkün mertebe çok olsun ya. Ülkenin yarısı var yarısı yok filan. Proex'e öyle bir şey vardı. Proex'in bağlantı dosyasını bulabilirsem onu şeyle beraber ekleyeceğim inşallah. O var aklımda. Promotes ile beraber çalıştıracağım. Bilginiz olsun. Bu arada bir takipçim yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum ama o yorumu bulursam eğer şimdi ekranda gördünüz. Görmediyseniz bulamamışımdır. Biliyorsunuz bu Promotes'un şey sıkıntısı vardı. ATS'de de ETS'de de hani konvoy modunda çalıştırırken işte def hatası veriyordu filan. Bir takipçi kardeşim yani abonelerimizden bir tanesi yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyleri bulursanız siz de bize yazın. Biz de diğer arkadaşlarla paylaşalım. Ben kendim denemedim ama konvoy modunda Promote'u çalıştırabilmeniz için def dosyasını mod yöneticisinden kaldırın arkadaşlar. Sadece def dosyası yerine Convoy Support dosyası var biliyorsunuz şeyden inen. Steam Atölye'den indirdiğiniz Promotes'un Convoy destek modu. Onu zaten bir defa kurduğunuz zaman yetiyor. O güncellemede kendini otomatik güncelliyor Atölye modu olduğu için. Diğer Promotes gibi yeniden indirmenize gerek yok onu. Dev dosyası yerine onu kurmanız gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Bilmeyenlere de buradan söyleyelim. Şimdi ben şu alttan şeyimi bir açmak istiyorum abi. Bakın şu an 90'la gidiyorum. Fakat evet orası çalışmıyor. Tahmin ettiğimiz gibi gösterge paneli sağlıklı çalışmıyor abi. Bunu sadece bir arkadaş resim olarak eklemiş demek ki. Bu huylanmıştım zaten ilk gördüğümde ama gene de mod güzel arkadaşlar. Diğer detaylarıyla gayet güzel. Ben denemediğim tavsiye etmeyeceğim modları biliyorsunuz sizlerle paylaşmıyorum. Alın, indirin, kullanın arkadaşlar. Sürün. İnşallah yenilendiğinde daha da güzelleşecektir. Çok güzel böyle renk seçenekleri falan da var. Dediğim gibi bunu video sonuna gidip oradan böyle detaylı hem modifiye aşamasını görürsünüz hem de modun tanıtım aşamasını oradan görebilirsiniz. Bilginiz olsun güzel kardeşlerim. Şimdi bu daha önceden keşfettiğimiz bu yolları yeniden keşfedelim. Ve Bartın'a doğru çıkalım. Keşfetmediğimiz yerleri de keşfedelim arkadaşlar. Giresun'a selamlar, sevgiler İbrahim abiye ve ayrıca İbrahim abi gerçi İstanbul'daymış ama Giresunlu onu biliyorum. Pardon. Hem ona bakın şurada otogarımız var. Giresun otogar. Buralara hep geleceğiz. Otobüste buraları hep gezeceğiz. İsterseniz onu da yorumlara bırakın arkadaşlar. Canlı yayınlarda yine oyuncuyuz bize ait. Güzel bir otobüs moduyla bir şey yapalım mı? Ne dersiniz? Bu arada bizim şeyimiz bir saniye. Trafiğimiz galiba sıfır arkadaşlar. Ona ben bir bakayım. Evet. Reset trafik 2. Birazcık yoğunlaştıralım abi. Birazcık yoğunlaştıralım. Buna lan kimse yok anasını satayım ya. Geçen gün bizim ufaklık sürüyordu böyle. Süreceğim süreceğim filan şey yaptı. Trafiği sıfırladım. Dedim hadi sür. Gelmeye başladı arabalar. Öyle kaldı unutmuşuz kusura bakmayın. Motor sesi filan normal klasik. Volvo'nun kendi bildiğimiz motor sesi. Lan tam aynı yedek getirdik be. Araba çok yavaş kalkıyor yalnız. Bu şanzıman ben ne seçtim ki acaba ya? 12'leri retarderli seçtim ama 2.41 mi seçtik? 2.71 mi seçtik? 3.08 mi seçtik şey diferansiyel oranını? Bakarken çok sıkıntı yaşıyor araba.
yapma. Şu gösterge panelinin çalışmaması kötü oldu ya. Presyondan çıktı. Şimdi istikamet ordu. İki de çok mu yoğun oldu lan? Şehirler arası yol bile. Bayağı bir şey oldu ya. Yoğunlaştı. Şu sağ taraftaki şey var ya, navigasyon mayıp şu an direksiyon kamerasının üstünde görüyorsunuz. Onun yerine böyle bilgi ekranı gibi bir şey de koyabiliyorsunuz oraya. O da görüntü ama bilginiz olsun. Radyo ekranı pardon, işte sol tarafa şey asabilirsiniz navigasyon. Ben buradakine alıştığım için soldaki navigasyon bana bir şey gelmiyor. Onu kullanamıyorum. Hoşuma gitmiyor yani öyle söyleyeyim. Onun için de şey yapmıyorum. Akşamüstü galiba, evet, Perşembe saat 20. Saate hiç dikkat etmemiştim. Dediğim gibi ufak tefek eksiklikleri var ama mod güzel bir mod arkadaşlar. Sadece şu perdelerin böyle titremesi filan. İnşallah o bendeki modlardan kaynaklanıyordur yani. İnşallah. Ah bakın şey çalışıyor. Devir göstergesi çalışıyor. Evet şimdi fark ettim ben. Evet devir göstergesi çalışıyor ama diğer şeyler çalışmıyor abi. Seçenek yok. Bakın. Hız göstergesi çalışmıyor mesela. Aha çalıştı lan. Aa, burada bir şeyle, dediğim gibi bendeki muhtemelen başka bir modla şeye giriyor bu ya. Hız göstergesi çalışıyor gibi oluyor. Ondan sonra gidiyor abi. Ama yani 60'ın üstünü niye göstermiyorsun kardeşim ya? Ulan trafiği biraz arttırak dedik var ya. Şeyini suyunu çıkarttık ya. Böyle gidelim de ben şu trafiği bir yapayım bari ya. İyi güzel ama kes boştayken retardenin çalışmaması güzel. Hop. Reset trafik. Gir baba. Ha. Ulan. Allah Allah. Bu da benim şanzımanla alakalı sıkıntı muhtemelen ya. Bir de gördüğüm bir şey yine. Arabanın renkleri çok parlıyor. Metalik renkleri. Onu gördüm. Onlar cidden çok parlıyor ya. Kendi renklerinden birini seçtim. Yani bir şey yapabilirsiniz. Ben onu, o bende açık değil ama. Nvidia'nın kendi filtrelerini kullanarak birazcık parlaklığı düşürürseniz bence oradan şey olacaktır. Bakın ekran falan da çok fazla parlıyor. Ama ben şeyi çok açtım ya. Ben az yavşak değilim ya. Vallahi pardon. Birazcık salama. Gösterge paneli ışığı çok açık. Neredeyiz şimdi? Samsun'dan mı döndük mü içeriye? Öyle mi yaptık? Yol neresi? Ha Ordu'dan şeye bağlanıyoruz. He. Tamam. Eski yol bu arkadaşlar. Evet. Şimdi oldu. Tamamdır. Tamam. Şimdi içeriye. Allah. Araba dip basık. Ön tamponu vurduk. Tünellere doğru gidiyoruz şimdi. Bolaman tünellerine doğru gidiyoruz. Tamam. Ordu'ya da selamlar, sevgiler bu arada.
bakın, gösterge panelinde bir sıkıntı var abi. Şimdi hız şeyi, çubuğu çıktı bu tarafta ama üstteki ışık da yanmıyor. Evet. Orada bir Allah bir sıkıntı var abi. Abi kaç lan gidiyorsun, canını yediğim ya. 90 burada hız sınırı. İçinde yansın değil mi bunların hepsi? Geç ulan sağa. Allah Allah. Ayıp da bir şey yahu. Ordunun arkasından Samsun'a doğru ineceğiz. Biraz devam edelim. Hava çok kararıyor. Arabanın içi çok sağlıklı gözükmüyor. Bunları da evet, far aydınlatmaları güzel. Allah. Ya işte bu YKS haritasının sevmediğim yerleri bu virajları çok şey ya. Virajları tam ayarlayamamışlardı. Yenilenen yerler var arkadaşlar, dediğim gibi. Ben biraz geç kaldım bu haritada video yapmak için. Ondan dolayı detaylı anlatmayacağım ama bu haritayı böyle otobüste gezmemiz yok mu abi ya? Yayınlarda filan. Bir konvoy yapmamız yok mu, otobüs konvoyu? Allah! Ulan keşke arabayı dip basık yapmasaydık be. Her tarafa vurduk. İyi de abi yani bu neyin şeyi ya, buralarda böyle tepe çıkmıyorduk ki. Samsun'un arkasından mı dolanıyoruz biz şu an? Ben sadece onu anlayabilmiş değilim. Burası neresi? Ordu. Doğu Samsun'a gelmemişiz daha. Burada böyle rampa çıkmıyoruz ki abi. Dağ tepe tırmanmıyoruz ki. Tünel geçiyoruz sadece. En başta bir tırmanıyoruz, sonra bitiyor. Of, aman Allah'ım. Muhtemelen bu haritada şimdi bildiğim kadarıyla 13 tane yenilenen otogar var ve otogar yenilendiği şehirleri de yeniliyorlar. Oyuncu biz ekibi. Peyderpey zamanla her bir yeni güncellemede sürümde bildiğim kadarıyla, yani tahmin ediyorum, bildiğim kadarıyla demeyeyim yanlış olmasın abi. Makas böyle atılır baba. Şey yapacaklar. Diğer şehirleri ekleyecekler vesaire. Yani diğer şehirlerdeki otogarları eklediği şehirleri de yenilemiş olacaklar diye düşünüyorum. Umarım öyle güzel bir iş çıkar. Bundan sonra dediğim gibi YKS Türkiye haritasını kullanmaya devam edeceğiz. Biz normalde buraları hep keşfetmiştik. Hatta yayınlarda, geçen sene yayınlarda Bakü'ye kadar gitmiştik, geri dönmüştük falan. O zamanlar hep otobüs kullanıyorduk yayında. Güzel de oluyordu. Evet, şimdi Samsun sahilden içeriye dönmüş olduk. Biraz sonra Çakal rampasını tırmanacağız. Bartın arkadan dolaşıyor demek ki. Kaydımıza bakalım. Bence yeteri kadar olmuş abi ya. Biraz da gece oldu ama. Böyle durduralım. Ben saati biraz sabaha karşı yapayım. Tamam mı? Ben saati bir sabaha karşı yapayım. Pardon, özür diliyorum. Mouse'umuzu alalım. Şimdi farlarımızı şöyle yapalım sadece. Güzel ya valla, şey güzel. Saat 21.50 abi. Şimdi konsolumuzu bir açalım. Trafiği geç. Ha. Saat kaç oldu? 6. Tamamdır hocam. Bence hoş oldu ve güzel oldu diye düşünüyorum. En çok sevdiğim tarafı modun şu ön farlardaki şeyler var ya, ledler. Onları beyaz ya da sarı olarak seçebiliyorsunuz. Bence o çok güzel abi. Yani onu çok sevdim. Başka bir şeyim yok yani. Hakikaten. 10 numara 5 yıldız. Ne diyelim arkadaşlar? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer, bire destek olmak için, destek olmak maksatlı, öyle diyeyim,
Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendimi tekrar ettiriyorum diye kapanış yapamadım ya la. Vallahi. Vallahi yapamadım.